Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda VBOS 3.5 yazılımına sahip televizyonun fabrikalarına nasıl çevrildiğini göstereceğim sizlere. Cihazı fabrikalarına çevirmek için kumanda üzerinden ayarlar butonuna basıyoruz. Sağda bir hızlı menü çıkıyor. Buradan tüm ayarlar butonuna basıyoruz. Daha sonra ekrana gelen menülerden sol taraftan genel butonunu seçiyoruz. Geneli seçtikten sonra sayfayı aşağı doğru indirip sağ taraftan başlangıç ayarlarına geri dön seçeneğini işaretleyip tamam diyoruz. Televizyon kapanacak. Televizyonun açılması için yaklaşık bir 15-20 saniyelik bir süre geçmesi gerekiyor. Bu LG'nin geçen sene üretmiş olduğu cihazlara nazaran biraz daha ilerlemiş durumda ve daha ortam olarak evi seçmemiz gerekiyor. Evde kullanacaksak eğer. Mağazayı seçersek televizyonda yayın izlerken ekranın sağ tarafında veya sol tarafında televizyonun veya kullanılan mağazanın logoları çıkacak. Ekranı aşağı, mouse imlecini aşağı doğru çekerek normal kumanda kullanıyorsak kumanda üstündeki aşağı yön tuşuna basmamız yeterli olacaktır. Kablosuz işaretliyorum. Kullanacağım modemi seçtim ve şifresine giriyorum. Evet, şifremle girdikten sonra internete bağlandığımı görebiliyorum burada. Tamam diyorum. Evet, burada yasal uyarı ekranı var. Bu televizyonda yüklü olan uygulamaların kullanılabilmesi için yapılan bir sözleşme. Bu sözleşmeyi işaretlemezsek veya kabul etmezsek televizyonda yüklü olan uygulamaları kullanmamıza olanak sağlamayacak. Dolayısıyla kesinlikle bu yasal uyarı ekranını evet diyerek kullanmamız gerekiyor. Seçmemiz gerekiyor. Burada yayın kaynağını nasıl aldığımızı soruyor. Harici kutu kullanıyorsak BSmart, Digiturk, TVBu, Kablo TV gibi örnekler verebilirim. Sadece harici kutuyu seçiyorum. Televizyon içindeki uyduyu kullanacaksak veya Kablo TV anten yayını kullanıyorsak dahili uydu alıcısını seçiyorum. Hem harici uydu alıcısı hem de televizyon içindeki uyduyu kullanmak istiyorsam da TV ve set üstü kutusunu işaretleyebiliyorum. Buradaki amaç farklı yayın platformları ile cihaz üzerinde kullanım sağlayabileceğimizi gösteriyor. Bu güzel bir kombinasyon olmuş. Ben sadece TV alıcısını seçtim. Tamam diyorum. Gelecek ekranda kanal ayarlarını yapabilmemiz için seçenekler gelecek. Burada anten kullanıyorsak bu antende karasal yayın, çatı anteni, anteni seçiyoruz. Kablo TV kullanıyorsak dijital veya analog kablo TV seçiyoruz. Ben uydu kullandığım için uyduyu seçiyorum ve ileri diyorum. Burada LG'nin geçen seneki cihazlarında olduğu gibi TKGS özelliği var yine. TKGS özelliği nedir onu bilmeyenler için tekrar hatırlatayım. Açılımı TürkSat kanal güncelleme sistemidir. TürkSat üzerindeki kanalları
otomatik olarak bu seçenek seçildiği zaman sıralı bir şekilde kendi liste düzeninde D-Smart ve Dişik'te olduğu gibi bize sıralıyor. Bu özellik sayesinde kanal taraması çok uzun sürmüyor. Yaklaşık 15-20 saniyelik bir zaman zarfını alıyor. Ve en önemlisi de uyduya yeni bir kanal eklendiği zaman biz bir daha banal eklemek için uğraşmıyoruz. Kendisi ekliyor. Kanal taraması kısa sürede tamamlanacak. Videonun başında söylemiştim. TKGS özelliği sayesinde kanal taraması diğer cihazlar gibi 5-10 dakika sürmüyor. 15-20 saniyelik bir zaman zarfı oluyor. Ve gördüğünüz gibi liste güncelledi. Tamam deyip tamamlandı butonuna bastıktan sonra yayına geçebiliyorum. Bu videoda sizlere fabrika ayarlarına geri dönerek televizyonun kanal kurulumunun nasıl yapılacağını anlattım. Bir sonraki videomda manuel kanal ekleme, kanal düzenleme, kanal sıralaması gibi içerikleri anlatacağım sizlere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu izledikten sonra sayfama abone olmayı, videomu beğenmeyi ve varsa yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.